Herkese merhaba. Evet, bugün de sizlerle motorlara bir göz atacağız şöyle. Piyasada neler var? Şu an en mantıklı modeller hangileri? Bir bunlara göz atalım istedim. Önümüz yaz. Herkes tabii açık havaya çıkacak. Artık motorlar da birazcık ön plana çıkıyor bu dönemde. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Hadi bir bakalım hangi modeller var. Hep birlikte göz atalım. Evet, şimdi ilk önce size göstermek istediğim model Bajaj'ın. Bajaj markası ülkemize iyi bir giriş yaptı. Motorlarını beğeniyorlar kullananlar. Ve bunlarda da ön plana çıkan iki tane modeli var. Zaten Türkiye'ye de iki tane modeli geliyor. Dominar 400 ve Pulsar modelleri. Evet, bu modellerle ön plana çıktığı için de bayağı tutuldu. Niye tutuldu? Dominar 400'e şöyle bir bakacak olursak, minyatür bir Ducati görüyoruz. Evet, çok benziyor. Herkes bunu söylüyor. Diavel'e, Ducati Diavel'e çok benziyor. 373 cc motor kapasitesine sahip. Ve bayağı güçlü. Torku falan da bayağı yüksek bir motor olduğunu söylüyor kullanan arkadaşlar. Bu anlamda tavsiye edilebilecek bir model. Hemen Bajaj'ın öbür modeline baktığımızda da racing tarzı bir model görüyoruz. Pulsar. Pulsar da çok tuttu. Niye çok tuttu? Ya görünüşü çok güzel. Teknolojisi de iyi bu arada. Tabii Bajaj iyi bir teknoloji yakalamış durumda ve bu anlamda satışları yüksek gidiyor. Ve tipi çok güzel motorun. Şöyle de bir durum var. Hani küçük yeni başlayanlara da böyle 200 cc'lik motor kapasitesi olduğu için böyle avantajlı geliyor. Ben abi yeni başlıyorum ama racing başlamak istiyorum diyen olursa Bajaj'ın Pulsar RS 200 modelini göz atabilir. Evet, bir diğer ülkemizde çok tutan marka CF Moto. CF Moto son dönemde bir indirime de girdi. Bu anlamda ben biraz piyasada daha da fazla göreceğimizi düşünüyorum. 400 NK modelinin şu anki fiyatlara KDV dahil demişler. KDV dahil fiyatı 28.341 TL. Evet, niye güzel bir motor? Bir, Naked tarzı geçiyor bu motorlar. Naked tarzı motorlar arasında da sivriliyor yapısal olarak. Teknik özelliklerine şöyle bakacak olursak, gördüğünüz gibi çift silindirli, 4 zamanlı, 8 sübatlı bir motor kullanıyor. Gayet güçlü. Torku 32 Nm, maksimum gücü 40 beygir. Yani daha ne istiyorsun? Motor hacmi 400 cc abi. Yani daha ne istiyorsun? Bastın mı gidiyor işte. Ve kullananlar da gayet kaliteli ve uzun ömürlü bir motor olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü malzeme kalitesi falan gayet üst düzey olduğunu söylüyorlar. ABS'li çift diskli bu arada. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, 400 NK modelini çoğu kişi beğeniyor. Ben de beğeniyorum. Nasip olursa da bakmayı düşünüyorum. Evet, bir diğer önereceğim tabii bu işin üstadlarından Yamaha. Yamaha'nın da hiçbir zaman eskimeyen bir modeli var ve hala satışta. R25. Yamaha R25 Racing tarzına girip ben abi ileride 1000 cc 1000 RR alacağım, şöyle yapacağım, uçacağım, 300'e basın Hayabusa'lara bineceğim diyen ve buna başlamak isteyenlerin genelde başlangıç motoru Yamaha R25 oluyor. Yamaha R25'i diğerlerinden ayıran özellik tabi Yamaha teknolojisi ayrı. Adamlar bir tık diğer markalara göre önde gidiyor hep teknoloji anlamında. Motorun çok rahat bir duruşu var. Biliyorum, üzerine bindim. Şuradan diğer pozisyonlara da bakarsak hem racing tarzında böyle bir yatarak kullanabiliyorsunuz hem de dik olarak da oturduğunuzda sizi rahatsız etmiyor. Bu çok güzel bir özellik. Teknik özelliklerine şöyle göz atacak olursak da İşte motor yapısına bir bakalım. 2 silindirli, 4 zamanlı sıvı soğutmalı, 4 su baba sahip. 250 cc bir motoru var. 25.8 kW gücü var. 28.8 lir. İşte bu tork çok yüksek ve bu anlamda çok faydasını görüyor motor kullanıcıları. Ve sıralı 6 vitesli. Bence güzel. Racing tarzını sevenler için en ideal başlangıç motoru olarak görüyorum. Evet, bir sıradaki motorumuz o da öbür üstad Honda. Honda'da niye bu modeli ele aldım?
Ya şimdi piyasa biliyorsunuz çok yüksek fiyatlı motorlar da var. Scooter'lar da var düşük fiyatlı. Yani biz şimdi burada şeylere bakıyoruz aslında. Olması gereken hangisi? Yani işte 30-40 bin lira arası, böyle 25 bin, 30 bin, hadi maksimum 40 bin liraya. Ben abi motorcuyum, motorla işe gidip geliyorum, evden işe ve arada da gezdiğimde de beni rahat ettirecek modeller hangileri denildiğinde ben onlara bir göz atmak istedim ve onları anlatmak istedim. Evet, Honda'nın da CB250R bu dediğim özellikleri karşılayan bir model. Yine Naked tarzı bir motor. Kullananlar tabii ki Honda'nın bu kalitesinden söz ediyorlar. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bu da sıvı soğutmalı 4 zamanlı tek silindirli bir motora sahip. 250 cc 20,3 kW güç üretebiliyor. Torku da 23,3. Yani bu anlamda bütün her şeyi karşılıyor. 10 litrede yakıt kapasitesi var ve burada şu devreye giriyor. Bir tık diğerlerinden hafif. Yani daha fazla hız yapabiliriz anlamına geliyor. Tabii ki hızı burada desteklemiyoruz. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece hız yapalım diyoruz. Boş ağırlığı 145 kilogram. Çok tavsiye edilen bir model. Hemen şöyle bir fiyatına da bakacak olursak CB250R şu anda kampanyalı satış fiyatı 33.600 lira alınabilir makul seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Evet, bir diğer ülkemizde çok dikkat çeken bir model KTM. KTM'nin Dük modeli. KTM'nin Dük modeli çok tuttu. Gençler çok beğeniyor. Özellikle bu renk ambiyansları falan çok güzel motorun. Böyle yine Naked tarzı bir motor ama Street Naked diyorlar böyle bunlara. Öyle gece çıkacaksın işte açacaksın kuçacaksın bilmem ne. Böyle çok güzel insanların hoşuna giden bir model. Bu anlamda Dük tabii kalite olarak da diğerlerine benzer diyeyim. Yani bir Honda ile neredeyse kapışacak anlamda. 250 cc bir motora sahip. Ve bu anlamda her şeyi karşılıyor. 22 kW güç üretebiliyor. Tork oranları çok yüksek. Tavsiye edilen bir model. Ben de beğenerek bakıyorum. Evet, bunun da şöyle bir fiyatına bakacak olursak 250'lik Dük'ün fiyatı şu an 29 bin lira. 2020'si 34.900. Yani dediğim gibi diğer modellerle yaklaşık aynı fiyattaki şeyleri tercih ettim bu incelemede. Hani bakacak olursanız hangi çeşitler var? Benim cebimde 30-35 bin lira para var derseniz bunlara bakabilirsiniz. Tabii ki herkesin istediği bir model var. Benim de istediğim bir model var. Ve buna bir türlü ulaşamıyoruz. Niye? Biz ulaştıkça dolar artıyor. Bunun fiyatı yükseliyor. Evet, bunu da size göstermek istedim. Ducati'nin Diavel modeli. Bütün motorcuların sahip olmak istediğini düşündüğüm bir model. Chopper Cruiser tarzı bir model. Ducati bu işi zaten yıllardır iyi yapan, en üst seviyede kaliteyi sunan bir firma. Tavsiye edenleri var, tavsiye etmeyenleri var. Niye? Bu motor yapısındaki Ducati'nin kendine özgü teknolojileri yüzünden her yerde diyorlar tamir ettiremiyorsun herhangi bir arıza olduğunda. Evet, şimdi şöyle de bir durum var. Bu kadar para verip bu kadar mesela şöyle bir hemen para derken fiyatına bakalım. 200 bin lira, 229 bin lira S modeli. 200 bin lira para verince de gidip sağda solda herhangi bir tamirciye de götürmeyeceksin. Doğal olarak servisine götüreceksin. Bu anlamda benim çok beğenerek takip ettiğim bir model. İnşallah herkese Allah nasip eder diyorum ileride bu tip bir motora binmeyi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi akşamlar, saygılar diyorum. Görüşmek üzere.